Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Pixar koyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şöyle mükemmel forcumuz, kaya elementalimiz, otobur psiko canlarımızın yanında base'imizin içinde şöyle bir kontrolü ele geçirdim. Bakayım şu iskeletleri hemen bir dust yapayım. Bone dust yapayım çünkü bone dust'la biliyorsunuz bone dust'tan elde etmemiz gereken şeyler var. Onunla birlikte mermi yapımına doğru gidiyoruz. O bir dursun orada. Onda aslanlar gibi dursun. Hadi çocuğum bitir onları. Çitin değil. Gunpowder yaparken Firestone'a, Karkol'a, Sülfür'e ihtiyacımız varmış. Bondust'ı niye? Bon Ash'i niye aldım ben pardon? Bon Ash'le ne yapıyorum ben peki? Bon Ash'le de ben bir şey yapıyorumdur ya. Yani Bon Ash'le bir şey yapmadan olmaz. Peki bize gereken şey neymiş şimdi? Firestone Powder, Karkol, Sülfür. Firestone Powder için Flint. Şu malzemeleri bir yapalım. Ne eksimiz var görelim. Bu videoda biraz etrafta gezineceğiz. Devasa bir şeyler temlemeye çalışacağım. Coal varmış bir sürü. Flint'imiz yok. Wow. Flint konusunda bir eksiklik yaşıyoruz. Peki. Birkaç tane daha sandığımız vardı. Hemen moral bozmayalım. Bir onları kurcalayalım. Belki oralardan Flint çıkar. Her bir şey var bunda. Olmayan şey yok. Karkol da var. Aslında bizim gunpowder'ımız da varmış bir sürü. Bunu da varmış. Çitin de varmış. Bizim her şeyimiz varmış burada. Mis gibi. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? İlla ki bir şeye ihtiyacımız var. Şuradan bullet diyorum. Sniper bullet? Hayır. Advanced rifle bullet. Iron ingotumuz yok. Oo, demir toplayacağız o zaman. Bir saniye. Haritada bir yerlerde iron diye işaretlemiştim sanki. Bakır demişim. Demir dememişim. Bakır demişim. Peki. Bence biz maceramıza başlayalım. Maceramıza şuradan biraz yemek yiyelim. Efendim şuradan bir yudum su içelim. İç. Ardından bir mataramızı dolduralım. Ne kadar daha limonatamız oldu bilmiyorum. Limonata da alacağım biraz. Oldu mu canım daha senin limonatan? Sonsuz tane limonata olmuş. Hepsi dolmuş. Peki. Limonata için ne lazım sana? Wheat lazım. Buğday lazımmış ona. Bu neymiş? Concentrated Fruit Juice. Narkoberiyle yapıyor. Lükse bak sen. Aslında şurada da bahçemiz misler gibi dolmuş. Her şeyi toplayıp bir daha ekebiliriz ama ben bunu önce bir videomuzu tamamlayalım. Aksiyonlarımızı yapalım. Ondan sonra bunu hayata geçireyim. Yalnız şuradan yapacağım bir şey var. O da bir yahşi hayvanı en güzel tamleyen şu şeylerden bir tane almak. Hatta bir de bundan almak. Çünkü artık bu bölümde bir Bronto temlemeye çalışalım diyorum ben. Bakalım ömrümüz biter bence o Bronto'yu temlemeye çalışırken ama biliyorsunuz kardeşlerim geçen bölümlerde sizleri kırmadığım birçok aksiyonlar gerçekleştirdim. Hayvani yaratıkları temlemek için elementaller olsun başka şeyler olsun bir sürü çalışmamız oldu. Ama tabi bu arada zayiatlar da verdik. Bir takım zayiatlarımız da oldu yani şimdi. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. Bu zayiatlar beni biraz üzdü. Teyimlediğimiz bir T-Rex'i çünkü kaybettik. Bu laf da her zaman bana komik gelmişti. T-Rex'i kaybettik. Bıraktık nerede olduğunu bir daha bulamadık der gibi. Öldü gitti hayvancağız. Mesela şurada bir tepe görüyorum. Bakın şimdi ben bu tepeyi oya oya aşağı doğru bir inmeliyim. Tepeyi oyarak aşağı doğru inmeliyim. Neden? Çünkü bu çok güzel bir kum tepesi. Ama bu çok güzel kum tepesinde nasıl ya? Dridimi doldurmamışım. O kadar da kömürüm vardı ya. Bu ne diyor? Wood'u mu? Yok. Bu tool da gazolin gerektiriyormuş bu da. Buna kömür gerektiriyormuş. Sanki buralarda kömür bir şey vardı. Neyse benim zaten demirim de aslında bakarsanız bir vuruşta 2-3 tane demirim diyorum. Kazmam da bir vuruşta 2-3 tane göm çarpacak kadar güçlü. O yüzden böyle şeylere ihtiyacımız yok. Ben bu tepeyi toptan yok ederim ya. Yok mu dinamit minamit? Dinamitlesem ben bu tepeyi. Şöyle bir Minecraft tarzı bir oyun diyoruz bunun için. Bölümlerdir, tame'ler, canavarlar, bilmem neler. Adam gibi şöyle bir madencilik yaptığımız yok ya. Gerçi bu flint de çok kolay çıktığı için, bir yandan da bol olduğu için tahminlerim ötesinde flint topladım ya. Şu kadarcık sürede topladığımız flint'e bakın. Kum da gelsin bizimle. Cam falan yaparız. Bilemiyorum. İşler yaparız kumdan. Neden gelmesin yani?
Ayağımızdaki yaylı botla metrelerce zıplayaraktan. Bakır varsa eğer orada bakırı da alırım aslında. Düşündüm de şu anda. Bakır da iyidir. Bakırla da tabanca mermisi yapıyoruz. Sonuç olarak tabanca da her türlü düşmanlarımızı aklamak için işimizi görüyor. Bu arada elimde de biliyorsunuz yani kaliteli bone sword'umuz var. Tam adı neydi? Tam adı neydi kılıcımızın? Şöyle bakayım. Steel bone sword. Çelik kemik kılıç. Yani öyle çok da ateşli silah ihtiyacımız yok. Çelik kemik kılıç da vurduğu yerde güller açıyor. Ne yaptım ben ya? Yerin dibine doğru gittim. Şuradaki flintleri toplayacağım derken. Yalnız Griffon bunları taşıyacaksın değil mi? Sana güveniyorum bak. Ben bu kadar yük taşıyamam. Yani lütfen bana katır muamelesi yapmasın oyun. Böyle sırtına bu yükü götürür falan diye. Kesinlikle elinizdeki kazmanın kaliteli olması çok şeyi değiştiriyormuş. Evet buraları belki şu vidanjörüm olsaydı çok daha hızlı kazabilirdim ama yeter mi acaba ya? Bence baya baya flint topladım. Bakalım şöyle bir ne toplamışız. E yeter tabi. Sen ne yapıyorsun hayırdır ya? Sen her dışkıladığında her yemek yediğinde bir koşuyorsun bir hareketler yapıyorsun böyle. Maratona falan katılıyormuş gibi. Gel buraya. Hiçbir yere kaçaman. Şunları taşıyacaksın aslan parçası. Kaç oldu ağırlığın? Kımıldamadı. Ağırlığı yeniden kımıldamadı adamın. Şöyle seninle bir uzaklaşarak bakalım şuraya. Var mı acaba kömür mömür bir şey? Vallahi milyonlarca kat flint var gibi. Şimdi gerek var mı flinti işaretlemeye tartışılır. Ama ben yine de işaretleyeceğim. P ile mi işaretliyordum bilemedim bakayım. P ile işaretlemiyormuşum. Belki de binekteyken işaretleyemiyordum. Hani olabilir. Kesinlikle binekteyken işaretleyemiyormuşum. Ne diyelim? Flint. Şimdi çakmak taşı yazacağım da üşendim ya. 1466'ya. Eksi mi o? Eksi 1841'deymişiz. Okey. Flint. Tam olduğumuz yere işareti koyduk. Başarılıyız. O zaman uçarak gidiyorum bakır yazan yere doğru. Biz en son sudaki deniz atını, hipogrif miydi neydi adı, hipopokantus muydu? Onu evcilleştirdikten sonra köpek balıklarına falan dayak yiyordu hatırlarsanız. Ondan sonra bir güncelleme gelmiş. Geçenlerde gözüme çarptı. Onun gücü falan artmış ya. Şimdi işin yoksa bir tane daha ondan evcilleştir. Dayanamam çünkü ben yani. O zaman çok güçsüzdü zaten. Sinirlenmiştim ben ona. Şimdi bir şeyi fark ettim ki güçlenmiş. Güncelleme getirmişler. Demişler ki biz büyülü yaratığı neden bu kadar güçsüz yaptık? Ah bizim aptal başımız demişler. Onu güçlendirmişler. Kömür bulmam lazım. Sen kömür müsün? Hayır sen taşsın. Aa hayır sen kömürsün. Seni kömür seni. Bak bir de bakır çıktı altından. Sizi sevimli hileciler. Demek gizliyorsunuz böyle bakırları, kömürleri biz bulamayalım diye. Oo burası neymiş böyle? Yani biz üstümüzde garip garip delikler, oyuklar açarak madencilik yapmaya çalışıyorduk. Aslında çok yanlış şeyler yapıyormuşuz. Aslında madencilik böyle yapılıyormuş. Yani madenin nereden çıkacağı zaten belli. Oo ben buradaki şeyleri kazdıkça bunun altından kömür çıkıyor. Ben bu kömürleri alırım aga. Kömür konuşamadım. Hatta ben bu kömürlerin bir kısmını cihaza yükleyeyim. Cihazla bunları patlata patlata gideyim abi. Niye böyle uğraşıyoruz ki? Şimdi bizim şu cihazı bir açalım. Kameraları buna yükleyelim şimdi. Ne kadar oldu? Artı 86 oldu. Mu oldu mu? Olamadı. Niye? Niye olamadı? Ayrıca ben şuradan kafama da bir tane beni aydınlatacak şapka yükleyeyim diyorum. Alayım. Hayırdır ya? Ben bazen sizi gerçekten anlayamıyorum. Yani siz dilolar falan çok değişik zihniyetlerde yaşayan hayvanlarsınız. Bir hipogrife saldırmak nedir? Bana bunu açıklayın. Bir hipogrife saldırmak nasıl bir çılgınlıktır? Dur çocuğum. Dur sen tam inmeden ben senin üzerinden inince böyle sapıtıyorsun. Şimdi gelelim madencilik kısmına işin. En azından kömürleri kaz yani.
Evet. Yani şimdi biz bakıra vurunca bunu biraz bir şey yaptı, yadırgadı bizi. İçindeki kömürü kullanırken onun bir 3-5 katı kadar kömür çıkartıyor anladığım kadarıyla. İyi bir şey bu. Oh be, şöyle bir özümüze dönelim ya. Teyim teyim, avla avla nereye kadar yani. Bu oyunun özü madenciliktir. Yalnız gerçekten voleyi vurdum ha. Yüzyılın en büyük kömür madenini bulmuş olabilirim. Bununla madenciliği yapmak da bir acayip zevkliymiş. Fark ettim de birdenbire hızımı alamadım yani, duramıyorum. Boşa dönmesin çocuğum. Çocuğum çark boşa dönmesin. Yaparken şunu yap hemen. Hazır kazarken hepsini kaz. Ne oldu? Bir yerlere geri döndüm ben. Yo, burada bir boşluk mu buldum? Yo, benim kazdığım boşlukmuş. Şuradan dev bir daire çizdim galiba, evet. Tek kötü yanı bu madenciliğin biraz bizi kör ediyor. Seni de bununla delsem. Tamam, sana bu eziyet daha çok çektirmeyeyim. Şöyle yapayım, sen git. Ne olmuş? Yüzde kaçın dolu senin bilemiyorum ama arkada kömür olduğu için arkadan doğru nasıl olsa kömür geliyor. Ben kazarım aga diyor. Asıl kaynağa kadar geldik kesinlikle. Kömürlerin büyük bir kısmını temizledik. Şimdi aşağıdan biraz bakırları alacağım ama üstüne ağırlık bırakayım. Yine ağırlığımızın bir kısmını bırakalım. Şuradan kömürleri... Çocuğum sana bir tek kömür bıraktım ben değil mi ha? Kumu mumu flinti bırakalım. Sen yine git. Senin üzerinde de var sanki bir şeyler. Onlar da gitsin ya. Aynen öyle. Ya hadi bunları da bırakıyorum. Onları toplamaya gelmedim. Onları almıyorum o zaman. Etrafta Bronto var. Bronto olmaz mı? Kompi. Ben o yalancı arkadaşlık numaralarını yemem biliyorsun. Ben o yalancı arkadaşlık numaralarını yemem. Geliyorsun yalandan arkadaş olacağım diye. Ondan sonra ilk fırsatta dişi yapıştırıyorsun. Hemen bir diş atıyorsun bize. Buradaki Bronto'yu kanka olalım. Yani neden uzaklara gidip birilerini arayalım ki? Bak 15. level female bir de dişi. Dişiler güzeldir. Dişiler anaçtır. Ben sana yemeği verdim. Şurada biraz maden kazıp senin yanına geri geleceğim. O ne? Bir tane de orada varmış. Neyse artık. Şurada biraz maden kazacağım. Ses etme, bekle beni. Zaten çok da fazla maden kazamayacağım. Belli ki Grifon'da yine ağırlaşmaya başlamış. Burası mıydı benim bakır madeni? Onu çok merak ettim. Evet. Bakır diye işaretlemişim. Burasıymış zaten. Haydi. Onu niye içtik ki şimdi? Şimdi biraz bakır alacağım ama aslında hani tam olarak da bakır değil niyetim. Asıl şu alttaki de şeyleri indire gandi yapmak istiyorum. Sülfürleri. Bakalım sauropod muydu dışarıda teyimleyeceğimiz? Bronto diye isim geliyor benim ama Brontogillerden de olsa Bronto değildi o. Şimdi sen şunları bir buna at, buna at. Onları bir al, ben sana bir bineyim. Bakayım nasıl gidiyorsun. Ha, sınırlarda yaşıyor şu anda. Şu anda bu hiç hoş olmadı. Gerçekten de hiç hoş olmadı. Bu hayvanın ağırlık taşımasını arttırmamız lazım biraz ya. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Yoruldun mu sen? İnanamam buna. Yorulduğuna senin. Yo, yorulmadı. Sadece uçamadı. Peki. Tecrübe puanı nasıl artıyor senin? Sana bir level atlatsam hemen ben. Güzel artıyor. Güzel artıyor, güzel. Ben sana bir level atlatırım. Teybin düştü mü senin peki? Yo, daha acıkmamış ki. Daha acıkmamış, acıkmamış. İnanamıyorum buna. Sen ne kadar sürede bir acıkacaksın? Acıktın mı? Ne olur acıkmış ol artık ha? Oo, acıktı ama biz onu bir daha besleyene kadar o sırada açlığı düştü falan. Bu iş olmaz. Bu iş olmaz, ben size söyleyeyim. Bu iş yalan. Base'e dönüp şu malzemeleri bırakalım.
Evimizin manzarası uzaktan yaklaşırken ne kadar güzelmiş ya. İnci gibi her şey. Mis mis. Şimdi evladım. Biraz önce bir sıkıntımız vardı. Bir maden sıkıntımız vardı biraz önce. Hemen bakalım duruma nedir. Bunları da tek seferde bırakamayacağız tabii sana şimdi. Öncelikle çakıl taşlarını kullanabileceğimiz yer burada. Şuradaki sandığa bırakalım onu. Bilmiyorum. Belki de yine de kullanamayacak oradan doğru ama canı sağ olsun. Eritme işlemlerini yapacağımız yer burası olduğu için ağır mıyım ben? Değilim. Güzel. Tam zamanında bıraktım. Onları da şu sandığın içine bırakalım. Güzel. Biraz bir metalimiz vardı sanki. Şurada metal, sülfür, bir şeyler evet. Oo, bunlar beni az kalsın çökertiyordu. Son anda kurtuldum ama çökmekten. Şuradan hepsini bırakıyorum. Çok güzel. Eritelim mi peki? Eritelim bence. Biraz bakır eritelim. Craft ol diyelim. Zaten çok bir bakırım da yokmuş. Benim mermi yapmak için neye ihtiyacım vardı ve hala neye ihtiyacım var? Bir daha bakayım şuna. Nu diye bir şey yok çocuğum. Balıt var ama. Iron ingot. Yine arka tarafta galiba bir savaş oluyor. Yok, bir tane savaş olmadı. Tek bir tokat oldu. Bir tane tokat attı. Ağzını burnunu dağıttı. Şimdi şu heyvanla birazcık savaş yapacağım. Heyvanın birazcık tecrübe puanı kazansın istiyorum. Bir level atlasın istiyorum gerçi. Oo, güzel geldi puan. Bir daha güzel geldi puan. Seni döveyim mi? Seni dövün mü? Oo, bu ne ya? Hayırdır? Dodoların çiftleşme mevsimi falan mı? Sen bir tane daha tokat atarsan bence seviye atlayacaksın. Atlayamadın. Yanlış tahmin etmişim. Yine atlayamadın. Yoksa atladın da ben mi görmüyorum? Yo, atlamadın. Şunu bir sana değil evladım. Benim kafaya. Ha. Benim kafaya onu bir geçirelim. Gündüz oldu. Grifon için bunlar artık küçük lokmalar diyor. Ha, seviyeyi atladı. Şimdi senin seviyene gelelim. Taşıma kapasiten 700'den kaç oluyor? 735. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Benim evim nerede? Bu kum tepesi diğer kum tepesi ama değil mi? Aynı kum tepesi değil. Şurada bir tane sauropod çıkmış olsa ne kadar kral olurdu ya. Hani bazen çıkıyor ya. Yani gerçi tamelediğim sauropodu her türlü ben götürüp şey yapabilirim. Pix blok yapıp yanıma taşıyabilirim de. Hani bir sauropoda 1000 kilo falan derse de hiç şaşırmam pix blok yaptığımda. O yüzden belki de bizim evimize yakın bir yerde buluruz dedim şöyle. Bahtımıza. Yok. Hatta bizim evimize yakın bir yerde hiç dinozor yok. Bu işte bir gariplik var. Derken çıktı. Ben oyunumu tanıyorum abi derken o sauropod çıktı işte. Artistlik yapma. Artistlik yapma. Şuradaki bir vahşi hayatı bir durdurayım. Vahşi hayatı bir ehlileştireyim. Bir kendine gelsin o vahşi hayat. Şimdi şu sauropodun yanına bir gidelim bakalım. Sana patis vereceğim. Patis, hazır mısın? Al patisi. Yine female güzel ve gerçekten de taming'i bir milim olarak ilerledi. İlerlesin bakalım taming'i milim olarak. O ne be? Dilozor Venom diye bir şey aldım. Hayret. Aa, dilozor Venom. Bak böyle şeyler vermiyordu önceden. Dinozorların özel şeylerin düşme ihtimalini mi arttırdılar yoksa? Daha o kadar dilozor katlettik bir tane Venom aldım hatırlamıyorum. Hiç koyote. Hiç söyleyeyim ben sana. O işler olmaz yani. Öyle gelip bana artistlik yaparak bir şey elde edemezsin. Senin şimdi yemek yeme süreni benim tahmini olarak kestirmem lazım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben telefonumda kronometre açacağım. Vallahi kronometre açacağım. Hiç üşenmeyeceğim. Bir dahaki yemek yeme süresini tam olarak çıkartacağım onun. Acıktın değil mi? Delikanlı konuş.
arkadaş. Grifonum nerede? Ondan da çok uzaklaşmayayım bu arada. Çocuğum sen buglandın mı? Ne yaptın ya? Acıkmıyorsun bir türlü. Bu durumda bu taming gerçekten 2-3 saat gibi bir süre alacağını tahmin ediyorum buradan. Çünkü acıkmıyor. Kendisi acıkmıyor. Lütfen. Rica ediyorum. İnanamıyorum. Şu anda gerçekten sinir bozucu olmaya başladı. İnanamıyorum abi, acıkmıyor hayvan. Bu ne ya? Ağacın içine girdim. Bug oldu resmen. Ha yok, yavaş yavaş spawn'ın içine görünmüş. Bence bu buglandı ya. Bence bu gerçekten buglandı. Böyle bir şey gerçek olamaz. Diğer sauropod 10 kere falan acıkmıştı aynı sürede. 15 dakikada bir kere beslenerek bir hayvan tamelenir mi ya? Ya buglanıp durma sen de. Şişt, bana bak. Grifonumu mu eziyorsun sen benim ha? Grifonumu kimseye ezdirmem. İşte bu. İşte bu. Pterodon'u kaçırmadı. Aslanım benim. Yine kurt çıkmış bu arada. İşte Savaroot. Verdim Savaroot'u. Stopwatch'u da başlattım. Bir sonraki tame'in ne zaman olacağını hep birlikte göreceğiz kardeşlerim. Bu işte bir gariplik var. İnanır mısınız? Sadece 3 dakika sonra bir daha acıktı. Hatta şu anda bir daha acıktı. Bu ne? Işık hızında acıktı. Rastgele sürelerde mi acıkıyor? Ondan bir miktar uzaklaşıp gelmem mi gerekiyor acaba acıkması için? Çok değişik bir şey keşfetmiş olabiliriz. ...10 dakika yanında dolaştık. Tam 10 dakika. Yemek istemedi. Bir uzaklaştık geldik. Evet. Yemek istedi. Galiba bu metatla onu hızlı bir şekilde evcilleştirebiliriz. Şöyle bir gidelim. Bir şeylere falan dalalım. Hemen tekrar geri gelelim. Aa, bu sefer acıkmadı. Belki de dediğim gibi rastgele bir süre var. O süreyi gerçekleştiremedik şimdi. Seni sevmedim. Seni sevmedim Pikachu. O yüzden seni götürüp okyanusun ortasına atacağım. Başına bir hal gelsin diye. Başına bir hal gelsin diye uğraşıyorum senin. Her bacağın farklı mı acıkıyor yoksa senin ya? Öyle ya, farklı bacaklarına mı bakmam lazım acaba? Ama bu çok daha kötü oldu ya. Bu gerçekten daha kötü oldu yani. Belli bir acıkma süren olsa hani 3 dakika falan diye daha iyiydi. İşte seni besledim. Dediğim gibi bir garip bakalım. O zaman ben biraz bununla boğuşayım. En son yemeklerini verirken kaldığımız yerden devam edelim. Kardeşlerim bu tam bir sabır imtihanı. Tam bir sabır imtihanı gece oldu. Oyun içinde saat 7'yi çeyrek geçiyor neredeyse gördüğünüz üzere. Tame'i bayağı ilerledi sauropodun. Ama bana bir şeyler oldu. Onu tame etmeye çalışırken. Arada farklı şeyler yedirdim mahsus ona. Base'e gittim, değişik bitkiler aldım. Değişik şeyler yedirdim. Beri meri verdim. Belki bir şeyler daha fazla tame'ler onu. Belki patates kötü bir seçimdir diye. Hiçbir şey fark etmedi. Normal beriler daha da az tame ilerletti. Patatesimsi diğer bitkilerden verdim hepsinden birer tane. Onlar da hemen hemen aynı diyebilirim patatesle.
Vazgeçtim, pes ettim, geldim patates yedirmeye devam ettim. Ne oluyor be? Gördüğünüz gibi iki patates daha yese teyim olacak gibi görünüyor ama bana. Sanki iki patates daha yerse bu iş tamam. Ama ben artık maalesef şapkamı bir değiştireyim yani. İstemeyerek de olsa, üzülerek de olsa şapkamı değiştireyim. Hayır, korkuyorum bu arada. Haritanın dışına çıkacak. Efendim ya da... suya girecek, bir şey yapacak diye. Resmen tırsıyorum. Aha! Dur, çabuk. Dışkı yaptığı zaman sanki genel olarak acıkıyor gibi. Evet. İşte bu. İşte bu. Yarmacan koyuyorum senin adına. Senin acın bundan sonra yarmacan. Kaçıncı seviye? 30. seviyeye geldin gerçekten. 7500 can, 1200'e yakın stamina, 12.000 food'u var. Bak ne kadar da acıkmış görünüyor ya. Sen ne karaktersiz hayvansın, o kadar acıkmışsın. Niye yemek yemedin deminden beri ya? Ya şimdi sinirlendim bak sana. Şimdi gerçekten çok sinirlendim. O kadar acıkmışsın, yeseydin yemeği ya. Niye kendini durduruyorsun? Şimdi beni takip et pozisyondasın değil mi? Sen beni takip ediyorsun, evet. Benim şöyle bir gitmem lazım. Senin bir takibini biz deneyelim. Bakalım nasıl takip ediyorsun. Oo, brontolar çok yavaş yürüyordu. Bronto aldığımız zaman arkada çok da iyi olmuyordu bu bizim için. Biraz eziyet oluyordu. Ağır ağır geliyorlardı. Bu yine fena değil gibi. Yani tabii bu da yavaş ama... En azından bir muvaffakiyet gösterecek gibi. Hemen evimize gidelim. Buna bir saddle yapalım. Şimdi şöyle bir sorunumuz var ki... Engramlardan... Bu arada yine vantilatör sesi geliyor olabilir kardeşlerim. Kusura bakmayın, pes ettim. Vantilatör açtım çünkü hayatımı seviyorum. Hah, sauropod saddle yapabiliyoruz. Çok güzel ama... Sauropod platform saddle yapacağız asıl biz. Platform saddle'ı yapamıyoruz. O yüzden... bir sonraki videomuza kalacak platform saddle'ı. O sırada biz bayağı çalışacağız. Bayağı emek sarf edeceğiz. Kaçıncı? 77. level'mışız. Bayağı da puan lazımmış level atlamamız için. Artık 80 yapacağız. Yapacak bir şey yok. Kılıcı elime alacağım. Kılıçla önüme gelen bütün hayvanlara dalacağım. Belki bu iri hayvanları öldürmek daha iyi olabilir. Belki bir yere giderim. Sauropodlar, mauropodlar, onlara dalarım. Bakalım. Oo, ocağımız da full kontak yanıyor orada bu arada. Sen şöyle gel sauropod. Bizim base'in içine doğru... Sana da bir tane gömçeleyim şöyle. Bizim base'in içine doğru kafayı uzat. Orada dur. Sen ne sevimli bir şeysin ya. Tam bir yarmacan, doğru söylemişim. Bu bizim base'in duvarından geçer bence yürüyerek. Biraz zorlasa geçer duvardan. Sen şimdi bir dur. Bir heyecan yapma, ben şuradan geleyim sana. Diyeyim ki disable following diyeyim önce sana. Tamam mı? Çok güzel. Ondan sonra siz hayırdır ya, bu nedir abi? 1 milyon tane dinozor oldu bizim base'in yanında. Şimdi şuradan craft'tan saddle diyelim. Olmadı. Sauropod saddle diyelim. Sauropod saddle'ı aslında ben üzerindeki şeylerden yapabiliyormuşum. Ne kadar ilginç. Peki. Neyse, erken oldu bunu anlamam neyse ki. Çok daha uzaklara gitmeden. Ya bak, ağzınızı burnunuzu kıracağım var ya. Katliam çıkaracağım burada gerçekten. Beni illet ediyorsunuz. İndim koç. Geldim geldim. Merak etme. Hemen şuradan senin saddle'ı böyle koyalım. Sonra da sırtına koyalım. Bir bakalım nasıl görünüyor saddle. Oo, kuyruktan boyuna kadar bütün vücudu kapattı. Right. Wow. Kocaman vücudun üstünde sauropodun tüy gibi kaldın. Sauropod her zaman olduğu gibi dodolara çarparsa eğer dodoların aklını alıyor. Oo. Bu nasıl bir alana kuyruk attı, pardon ya. Şöyle bir alana doğru kuyruk attı. Bir de şu alana doğru kuyruk atsan. Canlı hayvan bırakmadı orada ya. Öbür tarafa doğru kuyruk at. Baktığım yere mi kuyruk atıyorsun acaba? Galiba baktığım yere kuyruk atıyor, bilemedim. Bir kuyruk daha gömsem. Oo. Bu nedir abi? Hayvan her şeyi yok ediyor. Ben sana bir health diyeyim. Bu sırada bir sürü şey topladı. Tohumlar, mohumlar çılgıncasına topladı. Tamam sauropodcuğum.
Bir dahaki videoya kadar bol bol yaratık avlayacağız. Ahan da böyle kuyruğu da gömçeriyor. Tertemiz yapıyor ya. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Ne var orada? Yunus gelmiş. Yunus'a da... Sudaki Yunus'a bile kuyruk attı ya. İnsafsız hayvan. Ben seni şöyle bir getireyim. Vallahi çıktı base'in içine. Base'in üstüne çıktı hayvan. Tamam dur, base'in üstüne çıkma. Sen böyle dur. Sen böyle dur, ben de senden Fred Çakmaktaş gibi kuyruğundan in diyecektim, olmadı. Kardeşlerim, bu videomuzda en azından maden ihtiyacımızın bir kısmını karşılayıp psikopat sauropodu da en sonunda, yani gerçek zamanda 1 saat sürdü mü bilmiyorum, belki sürmüş olabilir, 45 dakika falan gibi bir sürede patitis vere vere evcilleştirmiş olduk. Aralarda çok hızlı acıktı, anlamadım, bir bug oldu, o git gel şeyini kullandık bu arada, ama glitch'ini. Uzaklaşıp uzaklaşıp geldim, uzaklaşıp uzaklaşıp geldim. Bu sayede bir şekilde teyimledik. Bakalım bir dahaki videoya kadar level atlayabilirsek sauropoda platformun üstünde bir şeyler yapılar kurup onunla bir dünyaya açılırsa artık. Açılabilirsek. Engramlarda yine ben şu endüstriyel engramlara bakayım. Sonlarda makinalı tüfek bir şeyler var mı acaba? Raptor bir şey diyor. Sauropod platform diyor. Mechanical bir şey diyor. Aslında biz galiba... Evet evet, ototorat. Zaten açmıştık ototoratı. Ototörete yapacak malzemeleri falan da toplayabilirsek sauropod platform saddle yapıp üzerine bir şeyler koyup dünyayı böyle gezmeye başlarız. Evet kardeşlerim, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.